Zehra Gel'in Spor Tarz'daki yatak odasında bohem detaylara yer vermiş. Komodinli yatak başlığı spor, damask desenli yatak örtüsü klasik olduğundan uyumlu değiller. Masif kulplu ve ayna kapaklı gardırop yatak başlığıyla güzel kombin olmuş. Aynı şekilde masif tablalı makyaj masası da spor tarza yakışan bir model. Muz lifi avize doğal malzemesiyle odaya sıcaklık katmış. Son olarak kiremit rengi fon perdeleri çok beğendiğimizi belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Zehra'ya bırakıyoruz. Yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk yorumu ben Hacer arkadaşımızdan duymak istiyorum. Ben başlayayım. Öncelikle saatinden başlamak istiyorum. Hı-hı. Salon saatini burada kullanmışsın. Yani bana göre salon saati değil o yatak odama bayağı bir uyumlu olarak görüyorum. Yani nereye uydurdun tam olarak? Yani her yerde ahşap, orada gold. Tamam, ortası ahşap zaten. Sadece orayı mı uydurdun? Aynen. O tamamıyla ortasını ahşaplarım. Yani uyduğunu düşünüyorsun. Aynen. Ben şu an burayı hiç uygun görmedim. Biraz aynı saçma üstüne olmuş. Teşekkür ederim. Avizemi de hiç beğenmedim. Bir dakika, aynı üstü ben o saati daha nereye asabilirim? Hiç asma. Tamam, asla asarsam nereye asabilirim? Hiç asma. Yani bence de şu an ben aynı üstü asma ya. Olmazsa aynı üstü konumu olmazsa... Tam aynı üstü yanlış dediğin zaman konumu yanlış olmuş oluyor. Başucunda saat kullanabilirsin. İlla bir şey asmana gerek yok bence. Yani oraya uymamış. Yani teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Avizeni de çok fazla uyduramadım buraya. Çok farklı bir avize kullanmışsın ama. Yani avize konusunda sizi hiçbir şekilde tatmin edebileceğimi düşünmüyorum. Burası çok sıcak bir yatak odası. Hani burada kasvetli bir hava yok. Kasvetli bir hava olmadığı için de bu tür hani sarkımları olan hani bohem tarzı dediğimiz şeylerde, modellerde bu aralar zaten çok meşhur. Her yerde görebiliriz. O yüzden yatak odasında da birazcık farklılık, başka bir hava katmak için de böyle bir şey düşündüm. Keşke, yani led de olabilirdi. Keşke böyle bu havayı balkona saklasaydın. Çünkü evet, bence balkonda bence daha güzel duruyor. Belki boş odana takabilirdin. Hani kullanmadığın bir odan varsa. Bence buraya daha farklı yani bir alabilirdi. Yani şöyle, yani siz dışarıya çıkıyor musunuz, kafelere çıkıyor musunuz bilmiyorum ama artık kafelerin %90'ında kafeyle yatak odası farklı yalnız. Balkon kafe örnek çok farklı, yatak tamam, odası balkon çok örnek farklı. Verdi. Balkona olabilir. Kafede kullanılan şeyi sen odanda mı kullanıyorsun? Kafede olan şey balkonda olabilir ama balkonda ve kafede olan şey yatak odasında kafede olur. Ona bakarsanız kafede kullandığımız her şeyi kullanıyoruz. Yatak odasına... Aksesuarları kullanıyoruz, saatleri kullanıyoruz. Yani bunu kafede de kullanabilirsin ama örnek veriyorum. Ama sen diyorsun ki kafede kullanılan şey balkonda olmaz da yatak odasında olur. Hayır, siz sadece diyorsunuz ama ki sen şu o yatak ima odasında ediyorsun. Olmaz. Ben bu şekilde söylemiyor musun? Yatak odasında olur. Yani bu avizeden başka ne olabilirdi? Daha farklı bir şey kullanabilirdin. Bohem bohem diyorsun da bu odada bohem bir şey göremiyorum. Hayır, ben bu odayı bohem demedim. Ben bu odaya sıcak bir oda dedim. Sadece bohem tarzı odalarda tamam, birazcık diyorsun. Birazcık bohem tarzı olan bu avizeyi buraya kattım ki farklılık tamam olsun diye. Hanımlar, bölüyorum ama bunu söylemesem olmaz. Gayecim, derin bir nefes al ve yavaşça arkana dön. Çünkü böcek var. Ay, ay, ben çok korkarım. Ay vallahi. Aa, bir dakika, sen onu alıp bizim üzerimize şey atmayacaksın değil mi? Alma, alma. Alma, ne? Sakın alma. Ya ben ay, çok korkarım. Ne olur bana yaklaşayım şunu. Ay. Ay al, gerçek. Zehra sakın, ben valla karpuzu ben geçiyorum. De sakın bana yaklaşma. Zehra nasıl alayım ben bunu? Zehra, sen hariç herkes böcekten korkuyor. Ben olsam bunu fırsata çeviririm. Yani Zehra, bir dakika bir şey söyle. Yorum yapmak istemiyorum. Ben çok korkarım. Tut onu, tut. Zehra, yoksa bu senin evcil böceğin mi? Yani ben şu an veteriner teknikeri olduğum için hayvanlarla hiçbir şekilde korkum yok. İlginç. Bu hayvanı besliyor musun? Evde mi besliyorsunuz siz bunu? Zehra, bilerek mi yaptın? Evet, evde besliyorum. Özellikle siz geleceksiniz diye buraya koydum ki yorumlarınızı ona göre yapın diye. Ay. Bak, senin damarından vurmaya çalışıyor. Evet. Dün ilişki testinde böcekten korktuğunu duydu. Hemen böcek getirdi. İnanmıyorum. Aynen öyle. Biz sevmiyorum böcekten. Keşke onu... Gitti arkadaşım, gelebilirsin yanına. Beni sıkıştırma da. Dışarı çıkarsaydı. Ben şu an çok korkuyorum bir tane daha çıkacak diye. Böcek de tam gitti avizenin üzerine kondu. Avizen de böcekleri çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu böceğin bence burada olmasının sebebi tam böyle pencerenin kenarında bir saksımız var. Ve o saksı da böyle salkımlı bir saksı. Yani sarmaşık dediğimiz bir şey. Odanın da hava alması için sürekli açtığımız için muhtemelen oradan gelmiş olabilir. Yani sizi bilerek korkutmak amaçlı yapmadım kızlar. Hala da geziniyor orada. Ben sakinleştiririm sizi, merak etmeyin.